Ee, bence e, araştırmanın en önemli maddelerinden biri, size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir? Bu çok e, gerçekçi bir e, soru ve cevabını Sayın Mehmet Ali Kulat'tan ve grafikten alalım. Buyurun Mehmet Ali Bey. Şimdi Türkiye'de tabii en önemli sorun nedir diye sorduğunuzda vatandaş kaçınılmaz olarak özellikle e, son bir yılda ama aslında genelde hep böyle söylenir e, ilk sırada ekonomi geliyor ekonomi ve türevleri ilk sırada. Şimdi bu ekonomi ve türevleri meselesine baktığınızda e, bu e, herkesin çok fakir fukara oluşu anlamında okunmamalı. Peki nasıl okunmalı? Herkes kendi sahip olduğu imkanlardan bir kısmını son dönemde kaybetmeye başladı. Bu beraberinde yani geçen sene benim bir gelirim varsa ve ben bu gelirimle e, alabildiklerimi bu sene alamıyorsam bu benim fakirleştiğim anlamına geliyor. Evet. Yani e, Anadolu'daki tabiriyle her dağın kendine göre karı var. Dolayısıyla yani fakirlik meselesini sadece çok çok alt gelir grupları üzerinden okumamak lazım. Çok çok alt gelir grupları üzerinden okuyabileceğimiz alanda da büyüme var bu arada. Onu da söyleyelim. Yani ben katıldığım bazı programlarda bunları ifade ediyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da işte herkesin bildiği bir yer söyleyeyim. Hacı Bayram Camisi işte birinci meclisin hemen yanıdır biliyorsunuz. Yani sabah saatlerinde erken saatte gidin oraya ki zaman zaman gittiğim için ve oraları fotoğrafla kayıt altına aldığım için söylüyorum. Orada bir amele pazar var Uğur Bey. İnanın yıllar önce merhum Kemal Sunal'ın filmlerindeki sahneden hiç farklı olmayan sahneyle karşılaşıyorsunuz. Geçenlerde İzmir'e gittik. İzmir'de arkadaşlar işte saha ekiplerimiz çalışıyordu. Oradan bazı arkadaşlar da beni gezdirdiler. Çok merkezi bir yerde çok merkezi bir yerde Bucada e, inanın beni çok şaşırtan bir şeyle karşılaştım. Çünkü unlu mamuller e, satışı yapan bir yerde insanlar askıda ekmek kuyruğunda ve inanın 200-300 kişi vardı. Bir siyasetçiyle yine çok kısa bir süre önce Şanlıurfa'ya gittik. Çok bilindik yerler söylüyorum bilerek ki yani bizi seyreden seyirciler de sadece bir yerdeki bir soruna dikkat çekmek istemediğimi anlasınlar diye. Bakın çok net bir şey bu. Ee, Şanlıurfa'da Rahman Camisi vardır. İşte Balıklıgöl'ün olduğu yer. Bilen herkes e, yani oralara gitmiş herkes bilir. Hemen onun önünde sabah namazından sonraki saatlerde hayırsever insanlar e, böyle küçük minibüslerin içerisinde ekmek getiriyorlar. Bildiğiniz ekmekten bahsediyorum. Yani e, başka bir şeyden bahsetmiyorum. Ekmek almak için kuyruğa giren 300-500 insana bizzat şahit oldum ve öyle Suriyelilerden falan da bahsetmiyorum ki onlar da insan tabii o, o boyutunu da ihmal etmek istemem ama şu anda Türkiye'de derin yoksulluğun böyle bir kanayan yara olduğu bir dönem var. Yani bir taraftan böyle bir sorun yaşanıyor. Bir taraftan da biraz önce söylediğimiz gibi yani sahip oldukları ekonomik imkanlarını düne göre kaybetmiş bir seçmen kitlesi var. Peki bu seçmen kitlesi ya da vatandaş kitlesi, seçmen de demeyelim. Yani e, yaşı 18'den küçük olan e, insanların da bu anlamda ciddi şikayet var. Şimdi burada yoğunlaşıp bu konuyu ele almak gerekiyor. Bunun yanı sıra bakın ekonomik sorunların bir parçası ya da e, tamamlayıcısı niteliğinde bir de işsizlik problemi var ciddi düzeyde. E beri taraftan adaletsizlik duygusu var ki Uğur Bey bu konunun üzerinde de bir iki cümle durmak lazım. E beri taraftan adaletsizlik duygusu var ki Uğur Bey bu konunun üzerinde de bir iki cümle durmak lazım. Adaletsizlik duygusu denildiğinde bir mahkemedeki adalet geliyor akla ama daha da önemlisi gençler özellikle torpil başta olmak üzere e, kendi emekleriyle ortaya çıkan şeyler konusunda şikayette bulunuyorlar. Çok yani de. bir şey olamamanın endişesini duyuyorlar. Bizim MAK danışmanlık olarak Yeditepe Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız bir gençlik araştırması vardı. Türkiye'deki gençlerin neredeyse çok büyük kısmının fırsat bulsa yurt dışına gitmek istediğini görüyoruz. Gitmek istedikleri yer de devlet büyüklerimizin ifade ettiği gönül coğrafyamız diye söyledikleri Mekke, Medine, Kudüs, Tahran, Şam, Beyrut falan değil. Hepsi İskandinav ülkeleri, Tahra, e, e, Londra, e, Kanada gibi ülkelere gitmek istiyorlar. Niye? Çünkü orada adalet olduğunu iddia ediyorlar. Gitmenin temel nedenlerine de baktığımızda. E, dolayısıyla böyle bir sorunla Türkiye karşı karşıya. E, diğer adalet boyutuna baktığımızda şu anda bu programda ben de bakıyorum sosyal medyada af talebi olan binlerce insan alta yazmış sosyal medyaya sizin programa katılacağımızı duyunca. Çünkü evet. cezaevlerinde bugün itibariyle cezaevlerinde yaklaşık 350 bin civarında insan var. Şartlı tahliyeden yararlanan insanların sayısı şu anda özellikle pandemiden dolayı izinli olan insanların sayısını vesaire topladığınızda milyonları buluyor. 7,5 milyon devam eden ceza dosyası var. Her dosyanın ortalama 2 sanı 15 milyon, iki tanığı 30 milyon, 2 müştekisi 45 milyon. Ülkenin 18 yaş altı insan nüfusunun da Yaklaşık işte 57-58 milyon olduğunu varsayarsak ülkenin %90'ı adliyenin etrafında dönüyor. O, bunun dışında icralık olan insan sayısı, bankalarla cebelleşen insan sayısını da anlatmıyorum. Dolayısıyla ortada ciddi bir adaletsizlik problemi de var. Türkiye'de biten davaların bitme süreçlerine baktığınız zaman bu sorunlar daha da artıyor. Suriyeliler konusu halen Türkiye'de ciddi bir sorun olarak duruyor vatandaş Suriyeliler meselesini daha ziyade azalan ekmeğini birilerinin ekmeğinden bir bölümünü birilerinin yemesi olarak okuyor en temel sorun bu yoksa Anadolu tarih boyunca dünyanın her yerinden bir sürü insanı almış kendi dünyasında harmanlamış bir coğrafya. E, ahlaki sorunlar, sosyal sorunlar gazeteci, gazetelerin eskiden üçüncü sayfasını doldurdu. Şu anda ciddi oranda e, toplumu kucaklamış durumda. Yüzde onluk bir oran e, bu sorunlara dikkat çekiyor. Velhasılı kelam Türkiye'de ciddi bir sorunsal alan var. Ama ekonomi burada işsizlikle birlikte bakıldığında toplumun yaklaşık yüzde %60'lık yüzde bir oranını neredeyse üçte 2'nin şikayet alanı olarak karşımızda duruyor. E, Mehmet Ali Bey, e, merhum Turgut Özal'ın dilimize kazandırdığı bir deyim vardı, orta direk. E, sizin biraz önce de değindiğiniz gibi gerçekten hepimizin gelirlerinde enflasyona e, oranla çok büyük bir azalma oldu. Yani e, ücretler artsa, maaşlar artsa da enflasyonla e, kıyasladığınızda hemen hemen tümü enflasyonun çok gerisinde kalıyor. Ee, acaba bir orta direkten artık söz etmek mümkün mü yoksa onu da dar ve yoksul kesime mi dahil etmemiz gerekiyor? Uğur Bey sizin e, o bizim e, yıllar önce televizyonlardaki programlarınızda ifade ettiğiniz bir toplum kesimi vardı. Katıldı sizin düzen programlarınız vardı bizler onları büyük bir merakla izlerdik. O zamanlar Türkiye'de belki zengin oranı bugünkü kadar fazla olmayabilir oran olarak. Yani son yıllarda Türkiye'de daha işte tatile gidebilen, efendim yani. daha güzel arabalara binen, daha güzel evlerde yaşayan insanların oranı muhtemeldir ki o zamanlar yüzde ise bugün de yüzde %15 olabilir ya da 20 olabilir. Yani o alanda bir artış dikkat çekiyor olabilir ama bu süreç içerisinde aşağıda yani çok daha ciddi mesela maaşıyla artık ev alma hayali kurabilecek insan sayısı neredeyse e, imkansız durumda. Yani şu anda Türkiye'de 5 maaş, 3 maaş falan alanları saymazsanız ya da özel teşebbüste işte CEO falan olanları saymazsanız şu anda devlet memuru olan e, birisinin ben işte paramı biriktireceğim kardeşim onun sonunda da 10 yıl sonra bir ev alacağım hayalini kurma ihtimali kalmadı ortada. Bunlar çok vahim konular. Ha, bunlar bir şekilde aşılamaz mı? E, aşılabilirdi ama şu anda yani geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz özellikle son 2-3 yılda bu hayaller ciddi şekilde dumura uğramış durumda. Yani tamam hükümet de kendine göre işte asgari ücreti arttırarak ya da maaşlara zam yaparak bu konuda bazı adımlar attığını söylüyor. Bu konuda bazı çalışmalar yapılıyor ama gerçekten Türkiye'de artık insanların yani mesela orta bir araç almasını bir devlet memurunun tek kişinin çalışıp ailede bir kişinin çalışıp bir araba alma ihtimalinin neredeyse kalmadığı bir döneme ya da bir ev alma ihtimalinin kalmadığı bir döneme döndük tekrar. Dolayısıyla AK Parti'nin özellikle belli bir döneminde iyi de bir süreç yaşandı yani ekonomik anlamda Toplum belli şeylere alıştı. Şimdi bunların elinden alınmış olması vatandaşta ciddi bir huzursuzluğa neden olmuş durumda. Ve bir de Uğur Bey önemli noktalardan birisi bakın dünden farklı olarak insanlar sosyal medyayı ve diğer medya türlerini kullandıkları için dünyanın başka yerlerindeki insanlarla da kendilerini mukayese ediyorlar artık. Yani gencecik kardeşlerimiz işte alıyorlar telefonları dünyanın başka yerlerindeki insanların çalışarak kazandıklarını ve o kazandıklarıyla alabildiklerini görüyorlar ve bizim ülkemizde de alamadıklarını görüyorlar. Bunlar insanlarımızda farklı travmaların oluşmasına neden oluyor. Bunun da siyasi yansımaları şüphesiz olacak.